Ali Kaşıyuğ'un Cumhuriyet dönemi idari yapılanmasında Gaziantep'in bir ilçesi Besni. Harput'ta çok en iyi üzüm Besni üzümüdür. Hocam buyurun lütfen. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Saygıdeğer Hazirun, hepinizi saygıyla selamlarken Cavit Hocam'ın güzel bir sözüyle başlamak istiyorum. Cavit Hocam bir kongrede şöyle bir cümle kullanmıştı. Sempozyumlar tadımlıktır, doyumluk değil diye. Bu yüzden de ben de elimden geldiğince kısa tutmaya çalışacağım. Şimdi Besni'ye baktığımızda Arapça eşsiz veya cennete benzeyen anlamlara gelen bir kelimeden türetildiği varsayılıyor ve tarihi çok eskilere dayanan bir ilçemiz Besni ilçesi. 1400'lü yıllarda 1398'de Osmanlı hakimiyetine girmiş, kısa bir süre Timur ve Memlukların idaresine geçtikten sonra tekrar Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı idaresine girmiş ve 1860'lı yıllara kadar da Malatya'nın bir sancağı, Malatya sancağına bağlı bir kaza olarak varlığını devam ettirmiştir. Besnililerin Antep'le olan ilişkisi uzun yıllara dayanıyor. Genellikle bu ilişkiler ticari olmakla birlikte akrabalıklar kurulmuş. Daha çok Adıyaman'dan ziyade, bugün Adıyaman bir ilçesi biliyorsunuz, daha ziyade Antep'le bu ilişkiler devam ettirilmiş ve dolayısıyla Besni ile Gaziantep arasında bir gönül bağı oluştuğunu görüyoruz. Besniler daha Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Birinci Dünya Savaşı devam ederken Antep'e bağlanmak için girişimlerde bulunuyorlar. Dahiliye Nezaretine yazılan 1915 tarihli, 14 Mayıs 1915 tarihli bir belgede diyorlar ki bizim ilişkilerimiz zaten Antep'le daha çok yapılıyor. Biz şu an Malatya'ya bağlıyız fakat Besni ile Sürgü arasındaki yollar yılın 6 ayı boyunca neredeyse kapalı. Dolayısıyla biz ilişkilerimizi devam ettiremiyoruz. Resmi ilişkilerde aksamalar oluyor. Oysa Antep bize 18 saatlik bir mesafedeyken Malatya 48 saatlik bir mesafede. O günün koşulları içerisinde söylüyoruz bunu. Dolayısıyla bizim diyor Antep'e bağlanmamız gerekir. Bu konuda gereğini yapın diye bir dilekçe gönderiliyor. Fakat bu dilekçenin işleme alınmadığını veya herhangi bir işlemin yapılmadığını görüyoruz. Çünkü 1926 yılına kadar Besni Malatya'nın bir kazası olarak varlığını devam ettiriyor. Birinci Dünya Savaşı yıllarından sonra Kuvayi Milliye teşkilatları oluşmaya başladığında, milli mücadele döneminde de Besnililerin Antep müdafasına ciddi anlamda katkı sunduklarını görüyoruz. Özellikle Hüveyda Aşiret reislerinden Hasan ve Yusuf Beylerin kurup organize ettikleri Kuvayi Milliye Teşkilatı Antep ve Maraş savunmalarında büyük rol oynayacaktır. Cumhuriyet'in ilanından sonra 1924 yılında bildiğiniz üzere bir teşkilat esasiye kanunu kabul ediliyor ve bu teşkilat esasiye kanunu 89. maddesine göre yeniden bir idari yapılanmaya gidiliyor. Böylelikle iller ilçeye, ilçeler bucaklara, bucaklar da kasaba ve köylere ayrılıyor. Bu düzenlemeden 2 yıl sonra Mayıs 29 Mayıs 1926 tarihinde Teşkilat-ı Mülkiye Kanunu çıkarılıyor ve yeniden bir düzenleme yapılıyor. Bu düzenlemeyle birlikte bazı iller ilçeye dönüştürülüyor, bazı ilçeler nahiyelere dönüştürülüyor, bazı yerler yeniden ilçeye yapılıyor, bazı ilçeler de bulundukları yerlerden ayrılarak başka yerlere bağlanıyor. Bu kanun doğrultusunda nasimli alanlardan bir tanesi de Besni ve bu Teşkilat-ı Mülkiye Kanunu sonrasında Gaziantep'e bağlanarak Gaziantep'in bir ilçesi oluyor. Ve yaklaşık 7 yıl kadar Besni Gaziantep'e bağlı olarak varlığını devam ettiriyor. Tabii ki sadece Besni Gaziantep'e bağlanmıyor. Aynı zamanda bugünkü Adıyaman'ın Tut ilçesi de o dönemde nahiyedir. Orada Besni'ye bağlanıyor. Dolaylı olarak da Tut nahiyesi de bir anlamda Gaziantep'e bağlanmış olacaktır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Malatya'ya bağlı olan Besni 1926 yılında Gaziantep'e bağlandığından 1927'deki nüfus sayımına göre 8 nahiye ve 141 köye sahip bir ilçe olarak karşımıza çıkıyor. Gaziantep'e bağlı olduğu 1926-33 yılları arasındaki 7 yıllık süreçte 2 tane belediye başkanı, 5 tane de kaymakam görev yapıyor. Yine bu süreç içerisinde tabii ki Besni'ye yönelik bir takım düzenlemeler yapılıyor. Bunlardan bir tanesi Besni'nin bulunduğu asıl yerden taşınarak bugünkü Çat mevkii denilen bölgeye taşınması. Zira eski Besni diye tabir edilen bölge dört tarafı dağlık bir alan, dar
mukasi yani kasvetli bir havası var. Dolayısıyla bu bölgede aynı zamanda su sızıntıları çok fazla ve bunun da kışın heyelanlara sebep olabileceği düşünülerek ne yapılmıştır? Yeri değiştirilmiştir. Gaziantep İl Genel Meclis ve İdare Heyeti'nin aldığı bir kararla Gaziantep'e aldığı bu karar neticesinde besin yeri değiştirilecektir. Bu süreçte sağlık alanında da bir takım düzenlemeler yapılıyor. Bunlardan bir tanesi o dönemin çok yaygın bir göz hastalığı olan trahom ile mücadeledir. Zira bu dönemde besin halkının neredeyse %90'ına yakın bir kesimi bu hastalığa yakalanmış görünmektedir. Bunun için de Besni'de bir trahom hastanesi ve dispanseri kuruluyor. 1930 yılında da bir seyyar teşkilat oluşturuluyor. Tarımsal faaliyetler de göz ardı edilmiyor tabii ki. Burada da özellikle dışarıdan getirilen tohum ve fidanlar Besni, Nizip gibi ilçelere dağıtılıyor. Örneğin Bursa Böcekçiler Enstitüsü'nden getirilen tırtıl böceği tohumları Besni ve Nizip'e dağıtılıyor. Fakat burada dikkat çeken bir husus var gözüme çarpan. O da o dönem Malatya milletvekili olan, daha sonra 3 dönem Gaziantep milletvekili yapacak olan Reşit Bey'in bir isteği söz konusu. Reşit Bey Malatya milletvekili iken Besni'deki emlak ve arazisine karşılık Gaziantep'ten emlak ve arazi istiyor ve oraya yerleşmek istiyor. Ve bu durumu bildiriyor. Dahiliye Vekaleti de bu teklifi Bakanlar Kurulu'na sunuyor ve bu isteği kabul ediyor. Böylelikle Reşit Bey de Antep'e yerleşmiş oluyor. Kendisine de emlak ve arazisi veriliyor. Fakat 1933 yılına geldiğimizde Besni Antep'ten tekrar alınacaktır. Alınmasının sebebi ise işte Malatya'ya yapılan tren yolu sebebiyle münasebet ve muamelatının Malatya'ya intikal etmesinden dolayı Malatya'ya bağlanmasına tekrar karar verilecektir. Ve bu düzenlemeye hiçbir itiraz olmadan bu kabul edilecektir. İçişleri Bakanı da idari teşkilatta yapılan düzenlemenin adliye, asayiş ve ekonomik nedenlerden kaynaklandığını belirtmiştir. Sadece idari yönden değil aynı zamanda hukuki olarak da Besni Malatya'ya bağlanıyor. 18 Eylül 1933 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında alınan bir kararla Gaziantep Askeri İhtisas Mahkemesi işlerinin çokluğu gerekçe gösterilerek Besni ilçesi Malatya Adli İhtisas Mahkemesi dairesine bağlanacaktır. 1954'e kadar Malatya'ya bağlı olarak varlığını sürdüren Besni 1954 yılında Adıyaman'ın il olması gündeme gelince tekrar tartışılmaya başlanacaktır. Hazırlanan kanun layihasında dönemin başbakanı Menderes memleketin her alanda gelişmeler kaydettiğini, bunun da idari taksimatta zaman zaman değişiklikler ve ilaveler yapılmasını zaruri kıldığını belirterek Adıyaman'ın aynı zamanda kaza olarak Adıyaman'ın beklenilen hizmetleri yerine getirmekte zorlandığını belirtmiş ve daha çok iktisadi nedenler üzerinde durarak Adıyaman'ın il yapılma gerekçesini ortaya koymuştur. Daha sonra tasarı Meclis Genel Kurulu'na gelmiştir. Tabii ki Adıyaman'ın il olacağı haberi Besniler tarafından şiddetle tepkiyle karşılanıyor. Örneğin 4 Haziran 1954'te bayramlaşmak için Besni'ye giden bir zabıta memuru, Adıyaman'dan Besni'ye giden bir zabıta memuru tartaklanıyor ve aracı da zarar görüyor. Besniler bununla da kalmıyorlar. Kanun tasarısına karşı 6 Haziran'da PTT binasına giderek gösteriler yapıyorlar ve nüfusu kendileri kadar olan bir yere bağlanmak istemediklerini, Adıyaman yerine Malatya veya Gaziantep'e bağlanmak istediklerini dile getireceklerdir. Besni Kaymakamı ve parti başkanları da Malatya'ya giderek çeşitli görüşmeler yapmışlar. Aynı zamanda da Ankara'ya 300 kadar telgraf gönderilecektir. Durum meclise gelecek ve 14 Haziran 1954 tarihli meclis oturumunda da bu durum görüşülecektir. Burada İçişleri Bakanı Namık Gedik, bölge halkının maruz bulundukları sıkıntıları ortadan kaldırma ve bölgenin gelişimini sağlama açısından gerekli gördüğünü söyleyerek Adıyaman il yapılmaz gerekçesini ortaya koyacaktır. Fakat buna itirazlar olacaktır. Malatya Milletvekili Nüvit Yetkin, Adıyaman'ın 54 bin, Besni'nin ise 60 bin nüfusa sahip olduğunu, Adıyaman'ın 6, Besni'nin de 8 nahiyesi bulunduğunu, dolayısıyla Besni'nin coğrafi, zirai ve iktisadi açılardan aynı zamanda Gaziantep'e bağlı olduğunu ve bunun coğrafi şartların Malatya'dan eğer ayrılması gerekiyorsa mutlaka Gaziantep'e bağlanması gerektiğini ifade edecektir. Yine bir başka Malatya milletvekili Hilmi Özbay da Besni'nin Gaziantep'e bağlanması gerektiğini söylüyor.
Besni'nin ezelden beri hissen, iktisaden, coğrafi şartlar açısından Gaziantep'e bağlı olduğunu, Besni'yi Adıyaman'a bağlamanın iktisadi şartları değiştirmeyeceğini, zaten buna şartların, koşulların da izin vermediğini söylemiştir. Ayrıca Gaziantep'in Besni'yi kanatları altına aldığını, Besni'nin bu surette ilerleme kaydettiğini, Gaziantep'ten alındıktan sonra zaman zaman Gaziantep'e bağlanması için müracaatlarda bulunulduğunu fakat bir netice alınamadığını ifade edecektir. Şayet Besni Adıyaman'a bağlanırsa burada da şiddetli bir göç hareketinin yaşanacağını ayrıca sözlerine eklemiştir. Milli mücadelenin önemli kahramanlarından birisi olan Sinan Tekelioğlu da o dönem Adana milletvekili, yani Seyhan milletvekili, o da bu durumu teessürle karşıladığını belirterek Besni'nin Antep'in ayrılmaz bir parçası olduğunu, evlilik yoluyla akrabalıklar kurulduğunu, Besni'li tüccarların Antep'le ilişkili olduğunu, Adıyaman'a bağlanmasının ne iktisadi ne de diğer açılardan uygun olmadığını belirtmiştir. İnsanların Ankara'ya giderek Adıyaman'a bağlanmaması için adeta milletvekili ve bakanlara yalvardıklarını, dolayısıyla da Besni'nin Adıyaman'a değil, eski hakiki sahibi ve hakiki ülkesi olan Antep'e bağlanması kadar mantıklı ve isabetli bir iş olmayacağını ifade edecektir. Besni'de 2 yıl kadar kaymakamlık yapmış olan Kars milletvekili Mehmet Hazer de Besni'de yetiştirilen tarım ürünlerinin, fıstık, yağ, pamuk, susam gibi ürünlerin Antep pazarlarında satıldığını, Adıyaman'ın il yapılsa bile Besni'lilerin iktisadi ilişkiler kuramayacaklarını, dolayısıyla da Antep'e bağlanması gerektiğini yine ifade edenlerden bir başkasıdır. İçel milletvekili Hüseyin Fırat ise Besni'den gelen bir heyetle görüştüğünü belirterek Adıyaman'a neden bağlanmak istemiyorsunuz diye sorduğunda, Hüseyin Bey, biz öteden beri Adıyaman'ı çekemeyiz. Adıyaman'ı vilayet yapacağınıza, bizi ona kaza diye bağlayacağınıza, bize 70 kilometre mesafede bulunan Kağıtay'ı vilayet yapın, biz Kağıtay'a bağlanırız. Ona bize itirazımız yok şeklinde cevap verdiklerini, dolayısıyla meselenin tamamen hissi olduğunu, duygusal olduğunu ifade etmiş. Tabii ki Gaziantep milletvekilleri de duruma el atacaklardır. Gaziantep milletvekili Süleyman Kuranel, Besni'nin eskiden Gaziantep'e bağlı olduğunu fakat alınan bir kararla tüm engellemelere rağmen Antep'ten alındığını, 1950'ye kadar tekrar Antep'e bağlanmak istediğini, Demokratik Parti iktidarıyla birlikte yeniden müracaatların olduğunu, hatta dahası diyor, Gaziantep İl Genel Meclisi Besni'nin Gaziantep'e bağlanmasına karar verdiğini, fakat o dönem 9. dönem meclis çalışmaları bittiği için bu işin yarıda kaldığını ifade edecektir. Bir başka Gaziantep milletvekili İhsan Dayı ise meselenin hissi olmaktan çok iktisadi olduğuna dikkat çekmiş ve Antep'e bağlanmasının gerekli ve faydalı olduğunu söylemiştir. Her ne kadar Besni'nin Adıyaman'a bağlanmaması yönünde itirazlar yükselmişse de mecliste yapılan oylama neticesinde 298 kabul oyu ile Besni'nin Adıyaman'a bağlanmasına ve dolayısıyla da Adıyaman'ın il yapılmasına karar verilmiştir. Bazı araştırmacılar bu durumu biraz daha farklı değerlendirerek Besni'nin aslında siyasi olarak bir anlamda cezalandırıldığını ifade etmişlerdir. Zira Besni genel seçimlerde o dönemde CHP'ye oy verirken Adıyaman Demokrat Parti'ye daha çok oy vermektedir. Dolayısıyla bunun bir siyasi cezalandırma olduğunu ifade etmişlerdir. Çok uzatmadan sonuç itibariyle Besni tarihi her ne kadar eskilere dayanıyorsa da Gaziantep'e bağlanmak için birçok kez girişimde bulunmuş. Gaziantep İl Genel Meclisi her ne kadar kendisine bağladığını ifade etse de bu iş yarıda kalmış ve sonuç itibariyle Besni Adıyaman'ın bir ilçesi olmuştur. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, her ne kadar Besni kazası bugün Adıyaman'a bağlanmış ise de Gaziantep'le olan ilişkileri ve o gönül bağları devam etmektedir diyebiliriz. Teşekkür ediyorum sabrınız için. Sorusu, katkısı olan yok. Çok teşekkür ediyoruz zamanı da iyi kullandığı için. Besni üzümü diye bir Besni özel üzüm var mı? Sanırım biraz kokuluydu, çok kaliteli. Hocam, Besni'nin şöyle bir özelliği var. Özellikle Besni deyince ilk akla gelen üzüm şüphesiz. Aslında Antep fıstığının da Antepli arkadaşlarımız belki kızacaklardır buna ama aslında asıl yeri Besni'dir. En çok üretilen yer Besni'dir. Fakat Antep sahip çıkmış ve bunu dünkü bir oturumda gösterdiler sanırım. 2000 yılında tescillendi Antep fıstığının Antep'e ait olduğu. Şeyler de Urfalılar da Urfa fıstığı derler yani. Mardin o tarafa da. Siirt'te de. Siirt, evet. Çok teşekkür. Evet.
Hocam. Hocam. Hayır. Hocam. 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 Hoc